Galatasaray'ın Sivasspor galibiyetiyle birlikte kalesini gole kapattığı maç sayısı 3'e çıktı. İşte hocama söylemek lazım. Ya Allah sen yediğin zaman golü bir şey demiyorsun. İzleyelim haberimizi Allah. Sonra konuşalım. Tebrik ediyoruz. Bir şey demiyoruz. Ya Muslera da bu arada son 2 maçta gol yemezse kendine ait en fazla karşılaşmada kalesini gole kapatma rekorunu kıracakmış. O ortaya top atarsa biraz hani zor. Ama yemiyorlar 3 maçta. Ya tamam da. Yani yine attı, akıllanmadı ya. Beşiktaş başında attı. Yine Torreira'ya attı biliyorum. Ben olsam zaten oralara işte, o kadar yer derim ki oraları şeyde Muslera'dayken şeyin oralarda oyunu gezinmeyin. Oyunu geriden kurdurma. Yok yok o gezinmeyin. Evet. Ortalarda gezinmeyin oğlum. Hiç kenarlara doğru kaçı atmasın ya. Yani Allah'ım yarabbim. Şimdi savunmaya kötü diyorsun. Kötü demedik ya. 4 tane maçta 11 gol yedi. O zaman kötüydü. Yani hata yaptılar. Kötü demiyorum. Kaleye gelmedi diyorum. Takım savunması var. Takım birey. Bak sağ bekten sağ açına, sol açına şeyine kadar bütün orta sağa sol bekine kadar müthiş bir savunma yapıyor ya takım. Müthiş yani. Yani şeyleri şunu söylemek istiyorum. Stoperlerin bir tane top aldı o genç çocuktan şey. Abdülkerim o kadar yani. O da çalım yese zaten oradan belki gol olurdu. Ama yani çok iyi oynuyor ya Galatasaray. Takım olarak iyi. Takım mesela Fenerbahçe o kadar yener dedim. 1-0 iken bir gol kaçırdı adam. İnanılmaz bir gol kaçırdı Trabzon'da sol taraftaki çocuk. İnanılmaz bir gol kaçırdı. Mesela şey veriyor, açık veriyorlar Fenerbahçe. Ama Galatasaray'da öyle bir şey yok. Maşallah. Serhan Türk. Maşallah ne diyelim. Diyecek hocam? Hocamın beğenmediği Galatasaray savunması. Hala beğenmedi diyor ya adam. Ya bu medyadaki adamı övünürler hocam, ya. Böyle hocam ama peki, sen söylüyorsun ya. Peki Icardi'yi övün diyor izleyiciler. Icardi'yi övmeye gerek yok. Icardi zaten Icardi kendini konuşturuyor yani. Yani bazıları da diyor ki aman övmeyin alamayacak bak, Galatasaray Icardi, diyor. Icardi bir şey söyleyeyim. Icardi kafasıyla değil beyniyle gol atabilen şu an için tek gol. Ben açık ve net şunu dile getiriyorum. Galatasaray'ın görmüş olduğu son zamanlardaki en iyi ve en verimli santraforu. Yani gidiyorsun Cagne'lere, Falco'lara 50-60 milyon euro para harcıyorsun. Ama gidip Toki'den ev alırcasına Icardi'yi bir seninle kiralıyorsun. Ve Icardi geliyor, alıyor seni şampiyonluğa götürüyor. Helal olsun. Atıyor, attırıyor. Attırdıkça insanları sevindiriyor. Şarkısını çaldırıyor. Yani burada Simge Hanım'ı da bayağı meşhur ettiğini düşünüyorum. Zaten Simge Hanım da çok yine meşhurdu. Yine hikaye paylaşmış. Evet, güzel de şarkı söylüyor. Yani Icardi'nin hem şarkısı çok güzel hem şarkıyı sürekli çaldırması çok güzel. Yani çok fazla konuşmaya gerek yok. Icardi aslında çok iyi bir golcü. 30 yaşındaki muhteşem bir golcü. Çok iyi işlerde yaptığını düşünüyorum. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Ama yine net bir şekilde şunu söyleyeyim. Galatasaray Icardi'nin bonservisini ya da Icardi'yi önümüzdeki sene de Galatasaray'ın katması çok zor. En zor transferlerden bir tanesi olacak. Çünkü gerçekten rafta olan bir Icardi vardı. Üstünde biraz hafif toz birikmişti. Paris Saint Germain'den aldı. Üstündeki tozu Galatasaray üfledi ve içinden yıldız çıktı. Zaten yıldız içinde vardı. Galatasaray yıldızı daha da parlattı. Hem takım olgusu hem aile olgusunda ailenin en iyi çocuğu haline geldi. En verimli çocuğu haline geldi. O açıdan baktığımızda Galatasaray Icardi'yi almak için elinden gelen her şeyi yapması lazım. Icardi'nin Galatasaray'a gelme, Galatasaray'a devam etmesi olumlu konuşuldu. Peki. Ben devam etmek istiyorum dedi ama... Peki Vandanara istiyor mu? Ya bu saatten sonra Icardi, yani Galatasaray, Vandanara, Icardi ikilisinin pozisyonunu iyi yönetti. Sonra Vandanara'yı iyi yönetti. Bir dakika şarkı söylerken Vandana var mıydı? Demin gösterdin. Yok hocam o vallahi başka. Hocam, eğlenmeye gitmişler. Ya. Şarkı söylese de. Yok yok canım. Yani Vandana da yanında mı? Yani beraber mi eğlendiler? Beraber olmasa da 2 gün sonra zaten bütün profilli Vandanara'yla doluyor Icardi'nin yani. Ya doğrusu ne olmuş yani? Adam futbolu oynadıktan sonra güzel, sıkıntı evet. Yok yani. Ben, ha, güzel bir şey bu onu demek istiyorum yani. Ben şunu yani. Söyledim. Ben, o birlikteliği vurguluyor hep. Melike sosyal ben medyasında. Hep şunu dile getirdim o zaman da biliyorsun çok özel hayatıyla ön plana çıkmıştı. Ben şunu söylemiştim. İsteyen istediği futbolcu özel hayatıyla ön plana çıksın. Eğer sahaya çıktığı zaman beklenenini daha fazlasını yapıyorsa ne yaparsa yapsın kimse ilgilenmez. Bak biraz önce de hikaye paylaşmışlar. Torreira'yla beraber bir kulüpteler eğleniyorlar. Ya zaten takım izinli. Ne yapsın ne yaparsa yapsın nasıl gezerse gezsin. Bu saatten sonra sıkıntı yok. Ama saha içerisinde dökülüyorsa bunun hesabını taraftarlar da sorar, camia da sorar, hocası da sorar.
Ama işte Icardi'nin kazanılma noktası şuydu. Ya biliyorsun ona izin verilen artık bir gün Icardi'nin tekrar yıldız olmasına, tekrar yıldız olduğunu hatırlanmasına ve Galatasaray'daki bu seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmasına neden oldu. O açıdan Icardi Galatasaray'la güzel, Galatasaray Icardi'yle daha güzel, taraftarlarla da muhteşem bir birlikteliği var. Artık bu saatten sonra kimse Vandanara Icardi'yi konuşmuyor, Icardi Galatasaray'ı konuşuyor. Önemli olan bu zaten. Şimdi Torreira'yla da çok iyi anlaşıyorlar. Kankalar. Torreira da takım için çok önemli. Onu da belirtmemiz lazım. Atom karınca. Evet. Torreira şimdi, pardon, bekar mı? Bekar. Bekar hocam. Ama sürekli bir... Kim yoldan çıkarıyordu merak ettim. Hüzünlü aşk sordum. Hikayeleri var hocam. Öyle mi? Arada aşkı bulamıyor bir türlü. Ama şimdi yani çok zor o da ya. Kim ne o ben bilmiyorum. Çok güzel bir kız var hocam, oyuncu. Türk mü? Türk. Devrim Özkan. Hocam aşk acısını öyle mi? Torreira aşk acısını sağda gösteriyor hocam. Torreira da maşallah Brett gibi. Aşk acısı. Hocam ya herkes sana benzeyecek bir şey yok yani. Lütfen herkesin kendine az bir karizması var şimdi yani. Şimdi şey bir laf vardı bir de bizim. Bak bizim Egemen Başaran demiş ki hocam daha yakışıklı demiş Torreira'dan Egemen Başaran demiş. Allah'ım yarabbim. Herhalde canım yani. Olamadık Tarık Akan kaldık hep Danyal Topatan. Biliyor musun Danyal Topatan'ı? Tanımıyorum. Hemen bizim çocuklar getirir ekranına bak. Danyal Topatan'ı. Camoka ya. Camoka. Hocam yok, kimsenin de dış görünüşüyle dalga geçmeyelim. Biz ben kimim ya yapalım? Ya canım da. Ha. En iyisi ben kimim yapalım? Torreira'yı koysunlar da bulalım bir dürmeyiz. Yok. Ya şimdiki dış görünüşte dalga geçmeyelim. Kötü olur. Tabii canım Allah'ın kulu ya. Üç farklı kıtada futbol oynamış. Avrupa'ya ilk transferini Valenciennes'e gerçekleştirmiş. Shoya Nakayima'yla çok gole sevinmiş. Paul Le Guin hocamın bende yeri ayrıdır. Melike Çelik'e verdiğim röportajı unutmam mümkün değil. Oh. Ben kimle röportaj yapmışım acaba? Sen ki nerede yapmışsın önemli üç onu. Üç kıtada. Bu Beşiktaş'a geldi o zaman ha? Evet evet hocam bence de. Ben bir tek Beşiktaş'a gelenlerle mi röportaj yaptım? Bu takım nerede ya? Bu takım, böyle bir takım duymadım ben. Ben Nuno Gomes'le de röportaj yaptım. Sen şeyi değiştirme şimdi bizim rotayı. Ha? Hocam ben yine Beşiktaş üzerinden gidiyorum. Ben söyleyeyim mi? Yok. Paul Le Guin. Bir bakalım izleyicilerimizden bilen var mı? Kagawa değil. Değil. Ben buldum ama. Söylemeyeceğim. Ne söylemeyeceksin? Bana söyle de ben söyleyeyim. Bilmiş hocam gibi. Gel kulağına söyleyeyim. Öyle olmaz. Mikrofon var. Duyuluyor. Ama şimdi şey söyle. O zaman dur şimdi. Ben buldum bakalım hocam. Bakalım bilen var mı? Ben buldum. Nereden buldun? Beşiktaş'tan söyle. Buldum. Tam da Beşiktaş ne? Beşiktaş'la ilgili bir şey yok burada. Söyleyeyim mi? Bana... Beşiktaş'ta bunu nasıl bağdaştırdın? Sadece benimle mi bağdaştırdın? Orada çalıştığın için. Seni mi bağdaştırdın? Tam başka hangi ihtimaller? Başka hiçbir ihtimal yok. Direkt bu sene gelen transferi söyleyeceğim ben sana. Beşiktaş'a bu sene gelen transferle ben ne alakalı? Daha önce de gelen zamanda senin çalıştığın zamana denk gelmesini konuşacağım. Tamam söyle. Abu Bakar. Ben sana Abu Bakar. Küçücük bir çocuktu geldiğinde bu arada ben röportaj yaptığımda. İlk kez Türkiye'ye gelmiş. Yani böyle hiç dil konusunda falan çok böyle iletişim konusunda çok çekingendi. O zaman çok konuşabileceği Fransız oyuncu yoktu. O zamanlar birazcık problem yaşamıştı ama çok çabuk ayak uydurmuştu. Bravo. Daha izleyicilerden de ilk bileni söyleyelim. Kim bilmiş? Yine mi Selman Bey bildi? Vallahi bravo Selman Bey, çok hızlısınız. Sen. Hemen biliyor. Tamam, niye bunu sorduk? Haberimizle de bağlantılı. Ben sana bu Bakar'ın üçüncü gelişi Beşiktaş'a ama golleri durdurak bilmiyor. Dellali şöyle bir bakalım birisine. O üç farklı sezonda kaç gol atmış, nasıl bir istatistik yakalamış haberimizde.